Her pazartesi akşam birbirinden önemli konuklarıyla izleyicisiyle buluşan Habertesi programında dün akşam konuk Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç oldu. Büyükşehir'in dev projelerinin masaya yatırıldığı programda ana gündem başlıklarından bir tanesi de kent ulaşımında ezber bozan çalışmaların detaylarıydı. Başkan Erkoç ilk olarak konuya şehrin doğusuyla batısını birbirine bağlayacak olan Kuzey Çevre Yolu ile başladı. Bu konuda bir makro planlama yaptık. Yani şehrimizin ulaşım master planını arkadaşlarımızla, ilgili firmalarla oluşturduk. Yani trafikte ki sıkışıklığı yaymaya, daha rahat, daha direnci az yollar oluşturaraktan şehrin çevresinde bir çember oluşturma, ring oluşturma gayreti içindeyiz. Bunun bir kısmını tamamladık. Nereden tamamladık? Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı, işte biliyorsunuz şehrimizin orman dairesinin diğer tarafından Sümbüllü Bulvarı, güneyde bir önemli bir arter oluşturduk. Doğuda sanayi, diş hastanesi, sanayi ve Doğu Kent yolunu birleştirdik. Şimdi onu Kuzey Çevre Yolu'na saplayacağız. Durkadır Yolu Belediye'mizin yapmış olduğu kampüsün oradan. Şu an çalışmalarımız orada da devam etmekte. Evet başkanım. Ve kuzeyden şimdi bir 30 kilometrelik bir hat yapıyoruz. Bunun ilk 8 kilometresini bitirmek üzereyiz inşallah. En zor kısmını bitiriyoruz daha doğrusu. Birinci kısmı Ocak ayı sonu itibariyle harfiyat, dolgu, altyapı işleri bitmiş olacak. 10-15 günlük işimiz kaldı inşallah. Bir aksilik olmazsa zaman zaman böyle söylüyor ama bir aksilik oluyor. Yağışlardan dolayı çalışamıyor ya da araçlarda arıza olmakta ama şu an itibariyle Kuzey Çevre Yolumuzun 8 kilometrelik kısmı inşallah Ocak ayı sonu itibariyle asfalt hazır hale gelecek. Daha sonra ikinci kısmı Alız 8'i bölgesinden bağlayacağız. Sütçümam'ın diğer bölgesinden burayı bağlayacağız. Üçüncü kısım şeklinde devam edecek. Yani Başkan Erkoç, hem Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezindeki hem de Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün birlikte çevre yolunda yürüttüğü kavşak çalışmalarına da değindi. Şimdi araç sayısı hızla artmış, yol sayısını da önemli derecede arttırmamız lazım. Kavşakları bypass ediyoruz şimdi, battı çıktılar yapıyoruz o Şekerdere'de ama şimdi yeni yollar, Tekke'den yeni yol bağlayacağız inşallah. Şazi Bey Camii'ne, şu an onun üzerine çalışıyor arkadaşlarımızla. Şazi Bey'in önündeki, caminin önündeki aşağı doğru giden, stadyuma giden bulvar inşallah Şekerdere'ye götürüp saplama gayreti içindeyiz, çalışması içindeyiz. Sarayaltı Caddesi'ni biliyorsunuz yıkıyoruz şimdi. Kuzeyden güneye Sarayaltı Caddesi'ni Kanlıdere'den Haydarlı'dan Kuzey Çevre Yolu'na bağlayacağız. Aynı zamanda da karayollarıyla ortak çalışmalarımız var Murat Bey. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum. Şimdi karayollarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak entegre şekilde çalışmaya başladık. Güney Çevre Yolu plan ve Evet projelerini başkanım. biz yaptık. Karayollarına teklif ettik. O da yaklaşık 30 kilometre şehrin güneyinden Önsen bölgesinden geçecek. Malikeciler Mezarlığı'nın güneyinden, Karacasu bölgesinden, Necip Fazıl Hastanesi'nden Antep yoluna bağlanacak. Aynı zamanda şehir merkezindeki şu an mevcut Kayseri Gaziantep yolunu da sürekli hale gelmesi için yine karayollarıyla yoğun çalışma içindeyiz. Şu an 3 tane ihale edildi. Bunların planlamalarını ve proje ihalelerini biz yaptık. Yani proje o da önemli bir miktar tutmakta. Bu 3 tane yeni karayollarının yapacağı hatta hal kavşağından başladı. Fore kazıkları çakmaya başladılar. Bunların planlamalarını ve büyükşehir olarak projelerini biz yaptık. İnşaatını karayolları yapıyor. Çevre düzeninde biz yapacağız yine. Beraber ortak Ortak yaptığınız karayollarıyla. projeler. Başkan Erkoç'un gündeminde otopark çalışmaları da vardı. Yolların artık otopark olarak kullanılmasını istemiyoruz diyen Başkan Erkoç, bu konu hakkında yapılan ve yapılacak olan çalışmalara da Yani değindi. 2018 son itibariyle Kahramanmaraş Türkiye'nin ulaşım yönünden en rahat ili Gerçekten öyle olacak. olacak. Şöyle, Evet. şehir merkezinde de yollar otopark olarak kullanılıyor mu Kahramanmaraş'ımızda? Vatandaşlarımız otopark olmayınca nereye götürüyorlar? Yolların kenarına bırakıyorlar arabalarını, sokaklara bırakıyorlar. Şimdi onu da çözüyoruz. Arası çok katlı otoparkımız Bitmek tamamlanmak üzere üzere. inşallah. Evet. Tamamlanmak üzere. Çok az bir iş kaldı. İnşallah ora bittiğinde 1000 araçlık diye ihale ettik ama 1500 araç orada park edebilecek. Belediyenin önünde 5-600 araç park edebilecek. Milli İrade Yaklaşık Meydanı bitmek tabii üzere. Orada tamamlanıyor başkanım. bitti. Orada bitti aslında. Mekanik aksamlar bitmek üzere. Orada birkaç tane otomasyon ve mekanikle ilgili çalışmalar var. Yaklaşık 2000 araçlık yeni otopark kazandırıyoruz şehrimize. Yani şu an Kahramanmaraş'ımızda kapalı otopark, yeni şehir otopark 350 araç, kışla otopark 300 araç, 650 araç şu anki. Kültür Park'ta 100 araçlık var, 750 araç. Özel idarenin altında 70 araçlık herhalde. İşte toplamda 800, 1000 araç yok yani tüm hepsi. Belediyenin altı falan derken 1000 araç yok merkezde. Biz şu an bu 1000 diyelim, 1000 değil de
800 falan ama 2000 yeni ekliyoruz. Bak 2000 yeni ekliyoruz inşallah. Ha yetti mi yetmedi. Bu Saraltı bölgesine de inşallah bir tane yapacağız otopark. Otopark önemli. Yani şehirlerdeki rahatlamayı bence otoparklar daha çok sağlayacak. Bunların bitmesiyle beraber de insanlar araçlarını uygun fiyatına uygun tutacağız buraların. Yani yolların otopark olarak kullanılmasına karşıyız biz.